Herkese Bükreş'ten selamlar arkadaşlar. Bugün Bükreş'in militari bölgesindeyiz. Bugün buradaki görmüş olduğunuz küçük bir pazarları var bunların arkadaşlar. Açık pazar. Buradaki fiyatları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Nedir ne değildir. Hem uzun zamandır da bir video atamadım. Birkaç arkadaşım da bana bu konuyu önerdi. Kusura bakmayın arkadaşlar, şu anda çalışmaya başladığım için de sürekli videolar atamıyorum. Affola. Haydi geçelim videoya arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın lütfen. Dostlar, gördüğünüz gibi buranın farklı bir alanı var. Burada sebzeler satılıyor. Meyveler satılıyor. İşte karpuzdur, kavundur. Şurada gördüğünüz kavunun fiyatı 6 lira arkadaşlar. Burada da 6 lirayı. Ekmek fiyatlarını merak ediyorum. Burada fırınlar var. Hatta birkaç tane Türk fırını da var. Sahibi Türk ama Romen çalıştırıyor. Onlara da bakmak istiyorum. Burada çok fazla çiçekçi var arkadaşlar. Her bölgede. Hemen hemen her yerde. Gelen yerlerin çoğu zaten malzemeleri, kıyafetleri falan Türkiye'den getiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çeşit ekmekler var. 5 lirayı. Gramajı 1 kilo. Pardon, 500 gramı 5 lirayı arkadaşlar. 1 kilosu da 10 liraya denk geliyor. 10 liraydı arkadaşlar. Şu anda 40 lira civarında. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin çoğu zaten Türkiye'den geliyor. Gördüğünüz gibi burada tellik satıyorlar. Burada da telliğin fiyatı arkadaşlar. Arkadaşım 15 lirayı almıştı. 15 lira ile 20 lira arasında. Gördüğünüz gibi böyle hani 3. sınıf ülkesi pazarlarına benziyor. Hiçbir düzeni yok. Küçük bir yer. Herkes yani küçük küçük açmış işte. Tesisatçılar olsun. İşte ekmekçiler var. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, burada hani kasaplar var. Böyle küçük küçük dükkanlar halinde arkadaşlar. Bu şekilde satıyorlar. Yani çadır usulü yok. Çadır usulü burada yok. Obor bölgesinde var. Onu da zaten ilerleyen videolarda incelediğim zaman gösteririm arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunların kasapları var. Gelin sizlere gösterelim. Burada nedir ne değildir diye. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Bunların hepsi %80 ürünleri domuz arkadaşlar. İnanın ben de bilmiyorum nedir ne değildir diye. Ama gördüğünüz gibi büyük bir dükkan. Burada her çeşit ürünleri var. Bunlar zaten hep domuzlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Neyse, burada fiyatlar pek de umurumuzda değil. Çünkü bizlik bir şey yok. Sadece göstermek istedim. Burada mesela tavuk var arkadaşlar. Tavuk budu 16.90. Burada da gördüğünüz gibi 17.90. Sabahleyin şurada bir çok fazla aşırı derecede bu dükkanda arkadaşlar sıra gördüm. Bu adamlar günlük 2 saatlik açıyorlar, ondan sonra çalıştırmıyorlar arkadaşlar, kapatıyorlar. Gördüğünüz gibi mesela kanatın kilosu 12.99, butun kilosu 13.99. yani çok ucuz fiyata satıyorlar. Sabah geldim, şok oldum çünkü sıra yani epey bir gidiyordu arkadaşlar, ta arka taraflara doğru. Burada da ayrıyetten şurada hemen burada bunların sattıkları peynir, sucuk ürünleri falan var. Gördüğünüz gibi inek peyniri falan. Onlar da 25-37 arasında. Salat fırıtı. 25 ile 37 lira arasında arkadaşlar. İnek peyniri, koyun peyniri vesaire. Şöyle diğer ürünlere de geçeyim hızlıca. Hemen burada da şunu da göstermek istiyorum gelmişken. Burada da arkadaşlar Bodrum Grill. Burada da bizim arkadaşlar falan çalıştırıyor. Yemekler falan Türkler arkadaşlar. Turkish Kitchen. Pazarın ortasında, sahipleri Türk arkadaşlar. Böyle buralarda da işte küçük küçük dükkanlar. İşte çiçek satıyorlar. Burada şekerci var arkadaşlar. İşte fara zahar. Diyabet için ayrıca şeker satabiliyorlarmış. Yani nasıl söyleyeyim size, böyle hani Türkiye'de arka sokaklarda böyle küçük küçük dükkanlar olur ya. Aynı burada da o şekilde, böyle yani yıkık dökük yerler. Ama çok fazla da kalabalık oluyor aslında hafta içi falan. Buranın da şekli böyle. Gördüğünüz gibi buranın içerisinde postane arkadaşlar. Aynı eski nesil postaneler var ya. Onu anımsatıyor. Arkadaşlar, Romanya'da en çok bulunan
şeylerden bir tanesi. Farmaçiye, eczaneler aşırı derecede fazla. Her yerde, her sokakta aşırı derecede fazla insanları ilaç kullanmaya çok fazla elverişli olduğu zaman her yerde ayrıyetten ilaç kullanılıyor ve kazinolar fazla çok mevcut. Gördüğünüz gibi burada mesela bir berber çekiyor. Hemen sırayı göstereyim sizlere. Normalde hani bazı kişiler falan yapmıyor. 5-6 kişi bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani birkaç berber arkadaş falan var. Onlar izlerse görür. Küçücük dükkan, bekleyen kişiyi görüyorsunuz dışarıda. 4 kişi falan bekliyordu. Yani sürekli de bir sıra oluyor. Burada gördüğünüz gibi Türkiye'den gelen ürünler only. Bu şekilde arkadaşlar, çok detaylı bir video olmadı zaten. Ama hani bir boşluğum da yoktu. Uzun zamandır da video atmadım. En azından şimdilik bunlarla yetinin. İlerleyen zamanda büyük Bükreş'in en büyük bir pazarı var. Açık pazarı. Her ürünler satılıyor. Ayrı ayrı onları incelemeyi düşünüyorum. Şimdi iş saatinde olduğum için de pek de fazla zamanım yok. Gördüğünüz gibi burada da çekirdekler. Bu şekilde arkadaşlar. Yani 3. sınıf pazarlar bunlar arkadaşlar. 3. sınıf pazarlar. Gördüğünüz gibi aynı hani 1980'lerde falan kalan marketler var ya. Aynı o şekilde yani. Buranın şekli, şemali. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fiyatları falan pek fazla inceleyemedim. Ama mesela burada bir tane ayçiçek yağı gördüm. Çünkü insanlar da izin de vermeyebilir. Ayçiçek yağı mesela 15 liraya arkadaşlar 1 litresi. Burada diğerlerine göre pahalı olan ürünler de var. Ucuz olan ürünler de var. Ama gördüğünüz gibi market şekilleri falan aynı bizim 20 sene 30 sene önceki olunan marketlere benziyor. Her şey üst üste dağınık, yani reyonlu değil. Tabii yani bu sadece pazar usulü olduğu için böyle arkadaşlar. Yani buranın tamamı bu şekilde değil. Sadece pazar bölgesinde böyle. Hani Türkiye'de de arka sokaklarda, arka mahallelere gittiğiniz zaman o şekilde bulabilirsiniz. Ama yani diğer zaten büyük marketler aşırı derecede fazla zaten iş yapıyor. Ama pazar işleri de böyle. Gördüğünüz gibi burada bir tane pizzacı var. Diğer tarafta da aynı şekilde pizzacı arkadaşlar. Evleri görüyorsunuz, yıkık tokuk evler. Diğer tarafta 1900 sanırım bu Çevçeski zamanından yapılmış evler. Yani camı çerçevesi hemen hemen yok. Çok eski arkadaşlar. Burayı da görüyorsunuz. Aynı şekilde bunlar sadece hani dış cepheyi yeniliyorlar. Binaları aşırı derecede eski binalar var arkadaşlar bu bölgede. Yeni yapılan binalar da var da, ama baksanıza mesela yani insanlar bu evlerde yaşıyor. Gördüğünüz gibi pencereyi folyo ile falan kapatmış. Bu şekilde arkadaşlar, neyse şimdilik konu epey de bir daha aldı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu videoyla yetinin. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşürüz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Güle güle.